Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok değerli kardeşlerim, bir Ümmetin Renkleri programıyla yine beraberiz. Ve burada yine Ümmetin Renkleri'nde ümmetin dertlerini konuşacağız, ümmetin problemlerini konuşacağız. Ve İTTEF'imizin yapmış olduğu, ümmete katkı sağladığı projeleri, yaptığımız acil yardımları, su kuyularını, kurbanları vesaire konuşacağız. Kısacası geniş konularla yine karşınızdayız inşallah. Ve bu arada yine her zaman olduğu gibi Mehmet Turan hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük, sefa gördük. Allah razı olsun. Nasılsınız, iyisiniz? Elhamdülillah, ala külli hal. Çok şükür. Allah razı olsun. Hocam, bir Ümmetin Renkleri programından yeni bir programa. Zaman evet. Çok hızlı geçiyor malum. Evet. Geçen hafta yine burada çok değerli ve kıymetli seyircilerimize buradan seslenmiştik. Evet. İTTEF'imiz neler yaptı Afrika'da, Asya'da, Balkanlar'da, bunları konuştuk. Ve her hafta konuşmalıyız zaten hocam. Öyle değil mi? Mutlaka. Yani biz Müslümanlar olarak dertlerimizi konuşmazsak, masaya yatırmazsak, onlara çözümler üretmezsek, projeler üretmezsek, bir aile olarak hep birlikte hareket etmezsek nasıl başarı elde edeceğiz? Mümkün değil. Mümkün. O halde konuşmalıyız. Konuşurken tabii konuştuğumuz şey dert olmalı hocam. Aşk olmalı, sevda olmalı. Gönlümüze bu iş işlemeli. Evet. Aldığımız nefes gibi, bastığımız toprak gibi olmalı. Bizi aydınlatan güneş gibi şeyler olmalı. Bu da olmazsa olmazlardan bir tanesi dinimizdir. Göz bebeğimiz, canımız, hatta damarlarda dolaşan kanımızdır. Yani bunsuz zaten olmaz. Dünyadaki gayemiz bu, hedefimiz bu, varlık sebebimiz bu. O açıdan çok saygıdeğer hocam. Yine sizden inşallah bu konularla i̇nşallah. Alakalı i̇nşallah. Çok bilgiler arzu ediyoruz. İnşallah. Merak ettiklerimizi soracağız. İnşallah. Neler oldu, neler bitti? İnşallah şu kısa zaman süreci içerisinde. Tabii tamamını bitirmek mümkün değil. Mümkün bunu biliyoruz. Değil. Ama bir nebze olsun. Evet. Projelerimizi, konularımızı, derdimizi anlatabilirsek, müzakere edebilirsek, mütahale edebilirsek bu da bizim güzelliğimiz olur hocam. İnşallah. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş gördük, sefa geldik. Allah razı olsun. Şimdi hocam şöyle yapalım. Dört tane konumuz var. Dört ana başlığımız evet. var. Böyle belirledik. Sizi biraz yoracağız kısacası. Yok yok. Hazır mısınız hocam? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Hocam Gine'den başlayalım istiyorum. İnşallah. Evet, Gine'de külliyemiz var malum. Sadece külliye değil tabii, medreselerimiz var. Gine'de 2009 yılından beri, hatta sizin 2008 evet. yılından beri ilk göz ağrımız diyebilir miyiz hocam Gine için? Mutlaka, mutlaka. Afrika'ya açılırken ilk evet. limanımız Gine diyoruz. Hocam Gine'den başlayalım isterseniz. İnşallah. Gine'de külliyemizden başlayalım. Bu İnşallah. Külliye ne aşamaya geldi? Neler oldu? Neler bitti? İlk namazımızı kıldık bayramla birlikte. İlk ezanımızı okuduk. İsmail hocalarımız işte geldiler ve açılış ezanı olacak. Bunlarla İnşallah. Alakalı hocam sizden inşallah bilgi bekliyoruz. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle her zaman şükür nimetin avıdır kabilinden. Rabbimize şükrederek inşallah bu ümmet derdiyle dertleme hususundaki paylaşımıza başlayacağız. İnşallah. Kendisine, sevgili Allah'ımıza, Celle Celaluhu'ya sonsuz ve nihayetsiz şükürler olsun. Elhamdülillah. Bizleri bir araya getirdi. Elhamdülillah. Bir araya cem etti. Bir araya geldik ama hangi dava hususunda? Ehl-i sünnet vel cemaat çizgisinde bu anlayışın berrak bir şekilde yeryüzüne yayılması, ümmet birliğinin sağlanması gibi o kadar çok önemli, ulvi ve kutsi bir dava ki böyle bir dava hususunda bir araya cem eyledi. Bu açıdan sevgili Allah'ımıza sonsuz nihayetsiz şükürler olsun. Rabbim bizlere bunu lütfettiği gibi, ihsan ettiği gibi kıyamete kadar var olacak zürriyetimize de nasip eylesin Amin. Diyorum. Amin. Evet, Gine'deki Mahmut Usta Osmanlı külliyemiz ve içerisinde bulunan 2. Abdülhamit Han Camii Şerifimiz ve hemen yanında bulunan İhtisas Medresemiz, merkezimiz ve biraz daha aşağısında zaten görüntülerle ileride desteklenecek aşevi hazır olan ama içerisinde hem erkek ve kız medresesinin bulunduğu hem sağlık hocanın olacağı ve aynı zamanda İmam Eğitim Merkezi'nin de inşa edileceği bir külliyeden bahsediyoruz. İşte evet. bu külliyemizin içerisindeki 2. Abdülhamit Han Camii Şerifi ile İhtisas Merkezimiz inşallah Şubat ayının 18'i veya 19'unda inşallah 18 veya 19'unda açılmış olacak. İnşallah. Tarihi de yani 18-19 derken
Şubat ayının 15 ile 20'si arasında tabii ki ilerleyen programlarda bunu izleyicilerimizle paylaşacağız. Ümmetin Renkleri bir yenilik olarak bu sene ilk olarak Batı Afrika ülkesi Gine'de hem külliyemizin içerisindeki Cami-i Şerif'in açılışı hem de İhtisas Merkezimizin açılışı vesilesiyle Ümmetin Renkleri programımızda Gine'de icra edilecek. İnşallah. Dolayısıyla inşallah biz Cami-i Şerif'le merkezimizi, ihtisas merkezimizi Şubat ayının 17 veya 18 veya 19 3 gün içerisinde önümüzdeki günlerde netleşecek açılışını yapacağız. Bununla birlikte ne aşamada? Şu aşamada yağmurlar elhamdülillah azaldı. Siz de kurbana gittiğiniz zaman gördünüz. Evet, gitmiştik. Bardaktan boşalırcasına tabiri çok az kalır, hafif kalır. Daha ötesi hocam, bir hocam gök çatlarcasına. Yani. Aynen. Böyle bir yağmur Türkiye'de mümkün değil, göremezsiniz. Evet, hocam. Mümkün değil. Şu an geceleri ufak ufak yani yine yoğun olmakla birlikte yağıyor ama önümüzdeki bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde artık yağmur mevsimini de atlayacağımızdan dolayı içerideki çalışmalarımız, işte en son görüntülerimizde avizelerine varana kadar, avize derken Cami-i Şerif'i büyük avizeyle boğmadık. Doğru. Yani bizim Diyanet Camisi'nin içerisindeki o genişliği gördükten sonra biliyorsunuz 2 sene önce karar verdik, buraya avize koymayacağız. Ahmet Hamdi Akseki Camii, evet, hocam hakikaten çok güzel yapılmış. İşte tabii o olmaz çünkü mimari yapılarda farklı, fakat büyük avizeyle böyle bir yapıyı... Avizesiz diyorum, ikisinde de avize yok. Evet. Yani camilerden mümkünse artık var ya şuradan yani, duyurmak lazım. O ayrı bir konu. Ayrı ama, bir konu ama. Yine de duyurursak çünkü ihtilaflı konular onlar. Kesinlikle öyle. Oraya evet. Girmemek lazım. Fakat biz büyük bir avizeyle bu güzel yapıtımızı boğmuş olmayacağız. Ama bu kenarlardaki apliklerimiz ve bu ledlerimizle birlikte lambalara varana kadar Cami-i Şerif'in iç işleri aslında bitti. Halılarımız tamam, tüm hazırlıklar tamam. Bu yağmur mevsiminin de artık bir hafta 10 gün içerisinde sona ermiş olmasıyla birlikte çevre düzenlemesi zaten yağmurla birlikte devam ediyordu, görüyorsunuz. Onlar böyle normal bir yağmurda devam ediyorlar. Evet. Zor şartlarda devam fakat ediyor. Fakat yağmur mevsiminin geçmesiyle iş biraz daha hızlanmış olacak. Çevre düzenlemesi tamamlanacak. İç ve dış tüm eksikler giderilecek ve biz inşallah Şubat ayının zaten birinci ayda bu eksikler tamamlanacak ama Şubat ayının ortalarında inşallah açılış düşüneceğiz de açılış yapıyor. Şu anki çalışmalar bu aşamadadır. Yani son sürat çalışmalar devam ediyor. Konteynerlerimizden birisi bugün yine çıkıyor. Çevre düzenlemesi ve çevre demirlerine varana kadar bugün inşallah oraya malzeme inmiş İntikali olacak ve önümüzdeki hafta inşallah ona da başlanmış olacak. Hummalı bir çalışma var. Şöyle bir şey sorayım ben. Hocam cami dediniz. Evet. Mahmut Usta Osmanoğlu Külliyesi. Abdülhamit Han Camisi dediniz. İki tane stratejik isim aslında. Evet. Yani. Birisi bir Osmanlı Sultanı ki 33 yıl tahta kalmış. Önemli işler başarmış. Çok da önemli bir zamanda. Tabii önemli bir zamanda ve süreçte ve devletin ömrünü 33 yıl uzatmış. Tabii, bitti denilen bir saltanat. Dönemde. Bitti. Diğer bir şahsiyet ise yani aslında damgasını vurmuş. Evet. İslam'ın yok olduğunu düşündükleri bir dönemde yeniden İslam'ın yeşermesi adına büyük işler başarmış bir üstadlardan birisi. Evet. Güzel isimler seçmişsiniz hocam. Allah razı olsun bir zaten üstadımız. Tabii seçme, bunda bir şey var mı hocam? Tabii seçme derken zaten bu külliyemizin ilk inşasına sebebiyet veren kardeşlerimizden bir tanesi Bahattin Yücel abimizle Kazım Hacı abimiz. Evet. Aslında 2. Abdülhamit Han Camii Şerif'in ismi bir rüya ile Kazım abi de beliriyor. Küçük bir cami yaptıracağım ben bu sultanın. Muhteşem sultanın adına bir cami düşünüyorum ama küçük 100-150 metrekare. O fikir bir araya gelmek ile birlikte Gine'deki ilk secde eden, çamura secde eden kardeşimiz o aynı. Zaten onun için büyüdü yapı. Evet. Biz 150 metrekare mescit düşünürken o bayramda çamura hiç tereddüt etmeden çamur içerisine secde eden müminleri, Müslümanları görünce bu istişareyi daha da genişlettik. Evet. Ve bugün o gün itibariyle hayal edilemeyecek derecedeki büyük bir yapıyı bugün elhamdülillah ümmetin hizmetine kazandırmış olduk. Ama bu rüya ile belirlenen isimler daha sonra bizim hizmet stratejimiz haline geldi. Çünkü neden? Sessiz sedasız sevgili üstadımızın yaptığı çalışmalarda asla münakaşa etmeyen, asla cedelleşmeyen, kavgaya girmemiş, tamamen girmemiş. Yani vazife yapmış olduğu üstlerine hürmeti, saygıyı İslam'ın en önemli edeplerinden gören ama Şirat-ı Garra'yı yumuşak ve tatlı bir şekilde anlatmaktan asla geri durmayan. Kesinlikle. Fakat anlattığı tüm şeriatın rükünlerini ve hükümlerini bizatihi şahsında tatbik eden bir zatın buradaki yaşantısı, mücadelesi mutlaka
Afrika kıtasında çalışan bizler için bir ilham kaynağı olmalıydı. Kesinlikle. İsmini zaten unutamayacağız ama öyle bir yere yerleştirelim ki Afrika kıtasında bizimle sınırlı kalmasın, yüzyıllar boyu hiç unutulmasın dedik ve aynı anlayışı tercih ettik. Bu anlayış ile birlikte bugün Batı Afrika ülkesi güne başta olmak üzere 17 Afrika ülkesinde bu kadar sıkıntılara, bu kadar problemlere, bu kadar çetrefilli işlere rağmen Allah'ımız Celle Celaluhu yapmış olduğumuz bu halim, selim ama aynı zamanda cehd ettiğimiz gayretimizi tamamen bu sevgili üstadımızın yapmış olduğu onun amellerini ve sünnetine uygun olarak yaptığımızdan dolayı Allah'ımız bize Celle Celaluhu çok ciddi manada mesafe kat ettirdi. Kesinlikle. İkinci Abdülhamit Han ve tabii ki bu büyük sultan siyasetiyle, dehasıyla, zekasıyla, siyasi dehasıyla biraz önce de ifade edildi. Evet. Artık bitti denilen bir imparatorluğu 33 sene ayakta tutuyor ama hiç taviz vermeden. Ve onun dönemindeki yapılan çalışmalar, atılan adımlar ve savunmanın bile düşmanlarını titrettiği bir dönemdeki o dehası, o siyasi dehası ve zekası orada yaşayacak. Bize ilham kaynağı olmasını niyet ederek biz o cami-i şerifin ismini öyle koyduk. Çünkü neden? Yani evet şeriat-ı gariye hizmet edeceğiz. Şeriatı yaşayıp yaşatmak için gayret edeceğiz. Ama bu işin İslam'ı siyasetini eğer üzerimizde bulundurmaz, bunu önümüze rehber olarak almaz isek çok güzel olarak adlandırdığımız hizmetlerimizi çok iyi yaptığımızı zannettiğimiz bir anda elimizden kaybedebiliyoruz. Onun için yani bu siyaset bizim böyle bir şeyleri, bir makamları, bir yerleri ele geçirmek değil. Orada var olan müminler, Müslümanlar başta olmak üzere tüm insanlığın huzurunu temin etmek için. Zaten büyüklerimiz de öyle yapmadılar. Öyle yaptılar. Dolayısıyla tabii ki isimleri rastgele değil. Fakat böyle keşiflerle, kerametlerle veyahut da rastgele işte bir aklımıza, hatırımıza geldi diye konulan isimler değil. Bu Kazım Avcı abimizin rüyasında ilerleyen zamanlarda biraz uzun, geniş olduğu için anlatırız hocam. Anı çok olarak olur. Anlatırız. Buradan biz yine de ilk adımın atılmasına vesile olan hem Bahattin Yücel abimize hem Kazım Avcı abimize ve daha sonra emeği geçen tüm adını burada saymakla belki de 10 dakika bitiremeyeceğimiz tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu arada hocam görüntüler de yansıdı evet. Ekrana. İşte Ramazan abimiz Ramazan abi, usta abimiz. Bir tanesi. Bu tabii kaç ay? 6 ay önceki hali hocam. Öyle hatırlıyorum. Hatta daha beraber da fazla. Bir seneye yakın. Çünkü en son işte evet. Bu daha önce zannediyorum. 8 ay önceki bu. Evet. Yok görüntü. O bir seneyi aşıyor hocam o. Zaman hızlı geçtiği için siz 6-7 ay önce bir seneyi aşmıştır. Şu gösterilen medresenin kubbeleri biliyorsunuz kaplandı hocam. Evet. Evet. Şu halde değil yani. Zaten adım adım zannediyorum bunun şu anki haline doğru gelmiş 2015, olacaklar. 2015-2016 hocam şu anda. Evet. 2016'ya geldik. O bir sene önceki. Şimdi açılışı artık yavaş yavaş hazır evet. Hale. Bak kardeşlerimiz görüntülerde de adım adım ama bu adımlar bu görüntüde olduğu kadar çok kolay atlatılmadı ama. Atılan adımlar tabii Afrika'da yapılan bir yapı, bir çalışma o kadar kolay olmadı ama. Hocam görüntülerde beraber izlemiş olduk. Şöyle bir evet. Film şeridi gibi geçti gözümüzün önünden. Tabii bunun temelinden bugüne kadar büyük emeğiniz var hocam. Allah evet, razı olsun. Evet, beraberiz, hep beraberiz. Tabii öyle hocam. Bir kişi bayrağı önden evet, taşır. Evet. Herkes arkasından gider ama aynen dediğiniz öyle. Gibi buraya gönlünü veren, duasını yapan, katkı sağlayan, hatta yapıldığına sevinen her bir kardeşimize biz buradan teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çünkü şöyle bir şey var. Yani bu yapı bittikten sonra Afrika'daki Müslüman kardeşlerimize hizmet edecek. Mutlaka. Sizin her zaman iddia ettiğiniz bir şey var. Bakın şu ülke o kadar çok fırtınalı dönemler geçirdi ki ama Selahattin camileri dimdik ayakta duruyor. Yani İslam bugün Selahattin camileriyle Türkiye'de hatırlanıyor. Dolayısıyla Afrika'da da hatta bir yör kürenin tamamında bu tip mabetler zamanla bir sonraki nesle İslam'ı hatırlatacak olan eserlerdir. Şu an bu yapıyla ilgilenen diğer Afrika kıtasının bu kıtadaki Afrika ülkelerinden biliyorsunuz talepler gelmeye başladı. Tamam. Gelin bizim ülkemizde de hizmet edin. Bizim ülkemizde de. Neden? Kesinlikle. Bizi görmüş değiller. Tanımazlar, bilmezler. Bilmezler. Yapıyı gördükleri için. Tabii her ülkede böyle bir yapı, biz böyle bir niyetimiz evet. Yok. Hocam burası karargah olsun. Aynen. Aynen. Buradan yayılalım Afrika'ya inşallah. İnşallah. Öyle oluyor zaten. İnşallah, şu an inşallah. Afrika'da, Senegal'da, Moritanya'da, Burkina Faso'da, Gana'da, Mali'de, Etiyopya'da, Uganda'da, Kenya'da, Tanzanya'da elhamdülillah şu anda Benin, çalışmalar Nijerya, devam ediyor. Ama bir kardeşimiz, ediyor. Ben gene şunu söyleyeyim hocam. Bir kardeşimiz çıkıp ben bu küllenin benzerini başka bir Afrika ülkesinde yapıyorum derse buna da itiraz etmiyoruz. Yok ayrı tabii. Diyebilir miyiz? İstisnalar olabilir tabii. Tamam. İstisnalar olabilir. O zaman öyle diyelim. Hocam konular devam ediyor. Kısa evet. Bir veterimiz var. İsterseniz tamam. Onu izleyelim. Mümkün hep birlikte
ve teremizi istiyoruz. Buyurun inşallah. Yine Mahmut Usta Osmanoğlu Külliyesi'nde 2. Abdülhamit Han Camii inşası tamamlandı. Sıra kız erkek medrese, sağlık ocağı, aşevi, ihtisas merkezi ve çevre düzenlemesinde. Destekleriniz için 0212 621 0065 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir veya www.iddef.org sitesinden bağışta bulunabilirsiniz. İddef, insana değer veren dernekler federasyonu. Evet hocam. Evet. İzledik tabii biz hatırlatıp aklımıza da gelmedi açıkçası telefonlarımızı hatırlatmak. Bu da iyi oldu. Kurumumuzun telefonunu hatırlatmak lazım. Evet. 621 0065 numarasından bize ulaşabilirler. İnşallah. Facebook, Twitter ve YouTube mecralarından bize ulaşabilirler. Ayrıca web sitemizden iddef.org'dan ulaşabilirler İnşallah. Kardeşlerimiz. Hocam ben şöyle bir şey sorayım. Ümmetin Renkleri dediniz bu sene yine de olacak. Evet inşallah. Ki Ümmetin Renkleri önemli bir proje. Şimdi haçta insanlar hocam Arafat'ta 3,5-4 milyon hatta rivayetlere göre 5 milyon hacı bir araya geliyor. Bir içtima aslında Müslümanların dertleşme, kaynaşma, dayanışma, problemlerini konuşma yeri. Şimdi evet. Biz yine de Ümmetin Renkleri'ni tertip ediyoruz ama bu sene Ümmetin Renkleri aslında formatı sanki Arafat'ta hacıların bir araya gelmesine benziyor. Evet. Çünkü 30 ülkedeki hocalarımız ve talebelerimiz bir araya geliyorlar. Yani. Belki orada insanlar birbirlerine 5 milyon hacı bir araya gelip konuşamıyor, dertleşemiyor. Çünkü hac demek aynı zamanda zahmet demektir, sıkıntı, evet, meşakkat demektir. Fakat burada özellikle bir amaç uğruna bir araya geliniyor hocam. Yani Ümmetin Renkleri'nden kısaca bahsedebilir miyiz hocam? Neyi hedefliyoruz? Çok kısa bu Ümmetin ve Renkleri... Ve bu sene neden yine de yapıyoruz hocam? Tabii bu Ümmetin Renkleri hakikaten üzerinde böyle program ve programlarca konuşulsa bitiremeyeceğimiz çok önemli bir proje, önemli bir mesele. Evet. Zaten bunun anlaşılması için en son Kurban Bayramı döneminde Etiyopya'daki Abdüsselam hocamızla aramızda geçen bir konuşma ve bir paylaşım bizi biraz aydınlatmış olacak. Önemli, ehemmiyetini bize daha iyi hatırlatmış olacak. Bakınız 4 sene gibi kısa süre içerisinde Etiyopya'da Abdüsselam hocamız artık kendi ülkelerinden organize etmek suretiyle fakir fukara, garip kurabaları tespit edip hava karardıktan sonra evlere artık gıda yardımlarına başladılar. Bakınız bizde değil. Afrika ülkesi burası. Afrika ülkesinde Afrikalı kardeşlerimizin artık alan el değil de veren el olarak devreye girdikleri bir anlam bahsediyorum. Sizin hocam 3 veya 4 yıl önce, evet, duyduğum bir şey var. Afrika'da açlık yok aslında. Yok, açlık. Cehalet var diye demiştiniz. Tabii açlık. Bundan dolayı acil eğitim yardımı diye bir ifade biz her zaman o şekilde kullanıyoruz. Yani bugün insani yardım projeleri ve çalışmaları bize kıymetli halkımızın ve kardeşlerimizin teşvikleriyle olan bir ameldir, doğru, projedir. Doğru. Yani neden? Ya çünkü size biz güveniyoruz. Erzak vermek istiyoruz. Yurt dışında kardeşlerimize ulaştırın. Kurban vermek istiyoruz. Ulaştırın. Biliyorsunuz yani bu insani yardım çalışmaları hususunda biz sadece eğitim hususunda kararlıydık. Fakat özellikle Afrika kıtasında eğitim faaliyetlerinin çok hızlı gelişebilmesi için insani yardım çalışmalarının mutlaka yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Çünkü neden? Temizlik kültürünü yerleştirmeniz gerekiyor. Bu bir insani yardım projesidir. Su ulaştırmanız gerekiyor. İnsani yardım projesidir. İnsanlara ibadeti öğretmeniz gerekiyor. Mescitler, medreseler bina etmek bu insani yardım projesidir. Evet. Yani bunu tutup Türkiye'nin şartları gibi her binayı kullanabileceğiniz bir ortam olmadığı için veyahut da her gittiğiniz ve tuttuğunuz yerde musluklardan su akmayacağı için veyahut da artık her gittiğiniz yerde kütüphanelerde, kitaplarda hazır okuyacağınız ve okutacağınız kitaplar ve Kur'an-ı Kerimler bulunamayacağı için ne yaptık? İnsani yardım çalışmasını, ama biz yine eğitim yardımına destek olması amacıyla başlattık. Dolayısıyla İnsani yardımın tamamı tabii, eğitim desteklemek destek diyoruz. Bu kadar. Evet. Ümmetin Renkleri de bu bağlamda, yani bu açıdan baktığımız zaman Etiyopya'dan niçin ben bu örneği verdim? Bu hoca kardeşlerimizle bir araya gelmemiz zaten İletişim olarak sürekli beraberiz. Yani gün aşırı masa görevlisi kardeşlerimiz sürekli bu yurt dışındaki hoca kardeşlerimiz, sorumlu baş hocalarımızla sürekli irtibat ve istişare halindeler. Ama biz her zaman ne diyoruz? 10 milyon kişiyle diyelim telefondan, Facebook'tan, YouTube'dan vesaire iletişim kurmak kadar önemlidir ki birebir göz göze bakarak bir dertle dertlenip dertlerimizi paylaşmak. Çünkü burada unutulan bir sünnetin ihyası var. Çünkü insanlar ya nasıl olsa buradan 10 milyon kişiye ulaşıyorum
Fakat bir kişiyle konuşabilmek için evini terk etmiyor. Dolayısıyla birebir konuşmada ruh var. Var, ruh var. Sanal ortamda ruh yok ve hocam. Belki de o iki kişinin birbirlerine vereceği o manevi elektriklenme ile birlikte, o manevi enerji ile birlikte o 20 milyonla yapamayacağınız işi iki kişiyle yapıyorsunuz. Kesinlikle bunun öyle örneklerini gördük. Örneğin niçin Etiyopya'da bugün artık veren el haline geliniyor? Çünkü biz bu ülkelerde bizim istediğimiz gibi çalışın demiyoruz. Allah'ımızın istediği şekilde Celle Celaluhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun, dostlarının yoluna uygun ama şeriat-ı garreye tam münasip olarak bir çalışma. Kesinlikle. Biz bunu hem kendimiz böyle benimseyip hem böyle istediğimiz için bizim buradaki birebir bir araya gelmemizin önemi, ehemmiyeti artıyor. Bundan dolayı bugün Etiyopya başta olmak üzere birçok ülkede artık efendim pirinç bağışlayanlar, yani gıda bağışlayanlar, hatta yer bağışlayanlar, önceki programda hep söyledik. Birisi geliyor 20 dönüm geri veriyor, ne yaparsanız yapın diyor. Öbürküsü geliyor, ben diyor günde 2 saat bu inşaatta çalışacağım. Bir diğeri geliyor, yani elbisesi yok, kıyafeti yok ama bir tane fazlam var diyor ki kendisine ihtiyacı olduğu halde veriyor. Derken bu Afrika'da artık biz her zaman söylüyoruz, Afrika insanı onurludur, gururludur. Kendisine sebepsiz yere verilen hiçbir şeyi kabul etmemelidir. Ancak bunu biz Afrika ülkelerine yerleştirirsek misyonerlerin faaliyetine engel olabiliriz. O sömürgecilerin o ülkeleri sömürmelerine engel olabiliriz. Aksi takdirde aynı işi efendim kopyala yapıştır yaparsak yani başka insanlara edelim. Alın size erzak, alın size et, alın size elbise, alın size mescit, alın size medrese, kıymetimizi bilin ha dercesine kitap ve sünnete uymayan bir şekilde muamele ve amelde bulunur isek bizim o zaman bu sömürgecilerden bir farkımız kalmayacağı için yapmış olduğumuz hizmet her ne kadar hayır hizmeti görünse de beraberinde neticesi yine sıfır elde var, sıfır olacak. Dolayısıyla hocalarımız bir araya geliyorlar. Talebelerimiz yani diğer hocalarımıza mesela hocalar geliyor 30 ülkeden diyelim 30 hoca geldi ama bu 30 hoca da aynı zamanda belki binin üzerindeki hocayı temsilen geliyorlar. 30 talebe geliyor ama aynı zamanda 15-20 bin arası talebeyi temsilen bir araya geliyorlar. Belki talebelerin bir araya gelişi yani onların oturup böyle tam ciddi mesele konuşması gibi değil. Hayal edemeyecekleri bir ortamı yaşamaları ve bu ortamı ömür boyu zihinlerinde canlı tutmaları ve bu ortamı hazırlayan buradaki gerek ülkeyi, ülkemizi ve ülkemizde çalışan kardeşlerini canlı tutmaları sebebiyle amacımız neydi? Ehl-i sünnet vel cemaat çizgisinin ümmet birliği ile birlikte yeryüzüne yayılması. Ümmet bir araya gelecek. Gelebilir ama ne de gelecek? İfsatta değil, irşatta. O da neyle olacak? Ehl-i sünnet olarak eğer ümmet bir araya gelirse ümmet kurtulacak. Sadece ümmeti icabe değil, ümmeti dave. Yani o hidayeti şu ana kadar mukadder olmayanlar bile, yani imanın dışarısında kalan insanlar bile bu rahmetten, bu bereketten istifade etmiş olacaklar. Onun için bizim ümmet örnekleri programlarımız bu açıdan çok önemli. Peki niçin biz bunu ülkemizde değil de bu sene yine de yapıyoruz? Programın başında ifade ettik. Bu da önemli hocam. Çünkü burada, evet, ümmet örnekleri programı üçüncüsünü tabii yaptık. Artık geleneksel hale geldi. Geldi ve Türkiye'de merak yapıldı. Edilecek. Ve Türkiye'nin sadece bir şehrinde veya ilinde değil, evet, neredeyse bütün Türkiye dolaşacak şekilde oldu. Ben ilk ümmet örneklerini hatırlıyorum. Evet. Zannediyorum 13 ilde olmuştu değil mi hocam? İl ve ilçe. İl ve ilçe 13. Evet. İkinci yıl 8 yapmıştık. Üçüncü yıl 5 civarında zannediyorum. Tabii. Şimdi bu sayılar azalmış gibi görünse de yani kitlesel iletişim ve kaynaşım, evet, çoğaldı her geçen bu sene. Bu sene rüzgar aldı bu programı. Bu sene Gine'ye tabii götürdü yani hocam. Şu an çok erken olduğu için pek ilanını yapmıyoruz ama inşallah yine ülkemizdeki 79 milyon kardeşimizi, vatandaşımızı ve kardeşlerimizi temsilen yine biz buradan en azından 150-200 kişi inşallah buradaki programa ve açılışa iştirak etmiş olacağız. İnşallah. Her zaman misafirlerimiz ayağımıza gelmeyecek. Biz de bu misafirleri ülkemizi temsilen bir Afrika ülkesi, belki de yarın Asya ülkesi, öbür gün Balkanlarda. Kesinlikle. Ama dediğimiz gibi hedef ehli sünnet vel cemaat çizgisinde ümmet birliğini sağlanıp ümmetin huzuruna ve kurtuluşuna vesile olmak. Hocam Afrika'nın şöyle bir şeyi daha var. Siz konuşurken not aldım ben. Evet. Şimdi Afrika'da misyonerlik faaliyetleri dediğiniz gibi çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Mesela 1905 yılında hocam Afrika'da Müslümanların oranı %95 hocam. Çok ilginç. Evet. 1900'lü yılların başı. %95. Ve misyonerler oraya girmeye başlıyorlar hocam.
girdikten fazla değil. 45-50 yıl sonra, yani 1950'li 60'lı yıllara geldiğimizde bir bakıyorsunuz bugün misyonerlik çalışmaları sonucunda Hristiyanların oranı %55-60 olmuş. Kıta genelinde diyorum ben hocam. Şimdi bu insanlar sizin bahsettiğiniz gibi oraya giderken şöyle demediler. Ya sadece bunlara erzak verelim ya da kurban keselim. Ya da bir işte sağlık ocağı açalım, bir aşevi açalım, yürüyüp gidelim dememişler. Hocam sağlık ocağını açmışlar. Aşevini açmışlar, erzak dağıtmışlar. Yeri gelmiş kurban kesmişler, kendilerine göre dağıtmışlar. Bunun yanında bir tane kilise yapmışlar. Ya. Fakat o kilise ve etrafındaki bir de okul yapmışlar. Okulda eğitimi ücretsiz veriyorlar. Kiliseye gidiyorsunuz, size ihtiyacınız varsa ihtiyacınızı karşılıyorlar. Aynen. Sağlık ücretsiz, fakat bir şey istiyorlar onlardan. Hristiyan olacaksınız. Evet. O açıdan insani yardım insandan ayrı bir şey değil. Asla. İslami yardım ise önce eğitim. Hani önce cehaleti gidereceksiniz. Tabii. Cehalet sefaleti, sefalet ihtilafı giderecek. Giderecek. Şu anda bizim Afrika'da yaşadığımız, belki de hani burada kanayan bir yara vardı. Oraya pansuman niteliğinde bir tedavi yapıyoruz. Aynen. Belki tam bir cerrahi operasyon yapıyoruz. Gine'deki binamız tam da belki de bu çalışmanın çalışmayı tersine döndürecek bir çalışma. Tabii. Yani Müslümanlar yeniden kazanma. İşte orayı bir karargah olarak düşünürsek, yanında kurban aşevimiz var, sağlık ocağımız var, kız erkek medresemiz var. Ramazan'da erzak dağıtıyoruz. Kumanya İmam Eğitim Merkezi. Yani o zaman hocam demek ki aklın yolu bir. Bu çalışmalar çok önemli. Bunu mutlaka daha hızlı bir şekilde bütün kıtaya yaymak lazım. Tabii. Hatta dünyaya yaymak lazım. Hatta Etiyopya'daki işte Abdüsselam hocamızın hemen arkasından şu ilavesi. Bu çok mühim. Çok ağır ve net ifade ediyorum. Aman hocam. Biz tüm hoca kardeşlerimizle sürekli dertleşiyoruz. Tedirgin olduğumuz tek bir konu var. Bugüne kadar Ehl-i Sünnet hiç bizimle sürekli yan yana beraber olamadı. Çok üzücü hocam, değil mi? Bak, hiç bizimle beraber olamadı. En büyük endişemiz bu Ehl-i Sünnet çalışmaların, yardım demiyor bakınız. Yardımı biz de yapacağız. Bak, yapmaya başladık diyor. Fakat mutlaka Ehl-i Sünnet'in bir devlet gücü yok. Sizin yapmış olduğunuz çalışmalar özellikle Afrika kıtasında devamlı beraberlik açısından ilk çalışmayı teşkil ediyor. Aman bu çalışma inkıtaya uğramasın. İnşallah derken olmayacak. Gözleri böyle yaşardı, evet. Yaşardı ki Abdüsselam Hoca öyle duygusal bir kardeşimiz değil biliyorsunuz. Değil. Hani dün Mehmet abiye dedik ya bu arada oradan da selam edelim. Yesevi Derneğimizin başkanına da ifade ettik. Mehmet Kaya abimiz gözleri yaşarsa zaten hiç örnek vermeyeceğim. Çünkü duygusal bir abimiz. Çok ama, duygusal. Çok. Ama Abdüsselam hocamız yani dokunsanız ağlayacak. Eğer yani o gözleri yaşardı ise burası çok mühim. O açıdan biz artık hakikaten iyi bir aile ortamı oluşturduk. Gine'ye, konumuz Gine olduğu için bahsediyoruz ama bugün şu anda elhamdülillah 28 ülkede ciddi manada alim yetiştirme merkezleriyle tebliğ, tedris ve tasavvufu, bu üçgeni birleştirerek çok ciddi bir Ehl-i Sünnet ailesi oluşturduğumuz için artık bu Ehl-i Sünnet harekat inşallah sadece müminlere, Müslümanlara değil, burası çok önemli, tüm insanlığa huzur vermek için artık yola çıktı. Bu işin dönüşü yok. Elhamdülillah. Yani artık şahsımızla da sınırlı değil. İnşallah bu bayrak üstadımızın ifade ettiği gibi sadece bizlerin değil, kıyamete kadar var olacak neslimizin omuzlarında hudutlardan da öte, ta Sibirya'ya, Sibirya zorluktan kinayedir. Yani Adana'dan 216 ülkeye inşallah yayılmış i̇nşallah. Olacak. Hocam şimdi siz Abdüsselam Hoca'dan bahsettiniz. Evet. Hani gözü yaşardı, aslında duygusal değil dediniz. Duygusal doğrudur. Değil derken yani yapısı ağladı, sert. Doğrudur. Hocam şimdi insanların kalbine dokunmak lazım. Evet. Kalplerine dokunmak lazım. Şimdi Kenya kurucu başkanı var, Jomo Kenyatta. İlk İngilizlerin Afrika kıtasına girip 1953'lü 60'lı yıllarda girdiği zaman şöyle bir ifade kullanıyor Jomo Kenyatta. Çok evet. Mücadele etmiş tabii, diyor ki misyonerler buraya geldiği zaman onların ellerinde İncil vardı. Ya. Bizim elimizde topraklarımız vardı. Geldiler, bize gözleri kapalı olarak dua yapmayı öğrettiler. Biz gözlerimizi kapadık, dua yapmaya başladık. Gözlerimizi açtığımızda bizim elimizde İncil, onların ellerinde bizim topraklarımız vardı. Ya. Hocam bu inşallah hareket. Bunun için tabii. Evet, sömürmek biz de onların kalplerine dokunacağız. Kalplerine dokununca birlik ama oluşacak. Ama kendi ülkelerinde uyanmaları için. Kendi kesinlikle ülkelerine öyle. Sahip çıkmaları uyanmalar için. Uyanmalar lazım.
Çünkü onlar o ülkelerde güçlü olduğu, huzurlu olduğu müddetçe biz burada güçlü, huzurluyuz. Kesinlikle öyle. Etiyopya'da hocam, Addis Ababa'da bir taksici tuttuk. Hristiyandı kendisi. Böyle evet. Şey koymuş, İsa Aleyhisselam figürlerini koymuş. Onunla konuştuk biz bayağı. Yani Müslümanla en son bir yarım saat sonra İslam'a davet ettik. Bize şu ifadeyi kullandı. Aramızda bir fark yok ki dedi yani. İkimiz aynıyız zaten dedi. Evet, siz de İsa Aleyhisselam'a inanıyor musunuz? Elbette inanıyoruz. Ben de inanıyorum dedi. Ya. Allah'a inanıyor musunuz? Evet biz de. Bak biz de inanıyoruz dedi. Fakat sen peygamberi duymadın mı? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dokunsanız Müslüman olacaklar hocam. Aynen, evet. Bu kadar acayip bir durumdalar. Dolayısıyla bu çalışmalar inşallah daha hızlı bir şekilde bütün kıtaya yayılır. Allah'ın izni kerimiyle. İnşallah. Hocam konuyu biraz değiştirelim isterseniz. Buyurun. Asya'da, Afrika'da ve Balkanlar'da bir kurban organizasyonu geçirdik. Evet. Geçen hafta da kısaca değinmiştik. Fakat biz kurban derken sizin her zaman iddia ettiğiniz ve ifade ettiğiniz, açıkladığınız bir şey var. Biz Türkiye'deki bütün STK'lar, 130 bin STK var hocam Türkiye'de. Ya. 130 bin STK'nın tamamı sadece Burkina Faso halkını doyurmak üzere kurbanlarını orada kesmiş olsak, bütün kurbanlarımızı kesmiş olsak, doyuramayız diyorsunuz. Mümkün değil. Evet, el cevap doyuramayız. Çünkü evet. Biz rezak değiliz hocam, rızık veren değiliz. Hadi diyelim ki insanlara yetti hocam. Kaç gün yeter? Bütün STK'lar gittik kestik. İki gün yetsin, üç, dördüncü gün ne olacak? Peki hayvanat değil mi hocam? Bunları da yapamayız. Dolayısıyla biz burada farklı bir şey işlemeye çalışıyoruz. Bu kurbanın farklı bir yönü var hocam. Dayanışma gibi, kaynaşma gibi, tanışma gibi. İnsanların medreseye, eğitime, dine, imana, Kur'an'a alıştırmak gibi başka bir yönü var yani. Bir de hocam orada yaşadığımız çok trajik şeyler var. Aslında Türkiye'nin şahit olmadığı, Türk halkının, insanının görmediği şeyler var. Örneğin geçen hafta deriden bahsetmiştiniz diyorlar diye. Evet. Ben de gözlerimle zaten hocam kemik yiyen gördüm. O kemiği böyle kırmış hocam. İçinin o yumuşak bölümünü dişleriyle kemirerek yiyor. Aynen. Tabii kemiğin kendisini yemesi çok zor. Ya. Onu büyük ihtimalle şey yapıyorlar. Una çevirip çorba gibi yiyorlar. Ama o içinde böyle yumuşak bir kısım var. İlik demiyorum hocam. Kemiğin yumuşak kısmı. Çocuğun onu öyle kemirerek yediğine ben gözlerimle şahidim. Tabii sert bir metalle zaten ufalıyorlar onu. Evet, o yiyen çocuğun da resmini ben şeye verdim. Evet. Bizim Yasin kardeşimize verdim hocam. Evet. Şimdi bakın hocam, kemik yiyen gördük. Evet, kelle zaten yeniyor. İşte toynakları yeniyor. İşkembesi temizlendikten sonra yeniyor değil mi hocam? Eti zaten yeniyor. Evet. Fakat siz deriden bahsettiniz hocam. Evet. Şimdi bu deriyle alakalı hocam sizden bilgi alalım. Hem de kurbanı böyle bir değerlendirmenizi rica ediyorum tabii hocam. Bu hususta hem de sizden direkt olarak duymuş olsun kardeşlerimiz. Şimdi zaten kurban organizasyonları aslında diğer tüm hizmetleri de içerisine kapsayan bir ifadeyle biz yaklaşıyoruz. O da nedir? Ümrünâ bis sefer ve lâ bis zafer ve zafer minallah. Biz seferle söz dinleyerek Allah'ın yolunda, Allah'ın dinine hizmetle emrolunduk. Muvaffakiyet, işi başarmak, becermek o bize ait olan bir şey değil. Netice Allah'a aittir Celle Celaluhu. Dolayısıyla tabii ki ama yalnız biz yarın ahirette yapmış olduğumuz mücadelede kifayet edecek derecede mücadele ettik mi etmedik mi bundan mesul olacağız. Yoksa bir şeyleri yapıp yapamamaktan dolayı değil. Elbette. Çünkü yapıp yapamamak bizim elimizde olmuş olsa birçok şeyler müspet olarak değiştiği gibi menfi olarak da farklı şeyler olur idi. Dolayısıyla biz kurban organizasyonunda da tabii ki oradaki ihtiyaçları çok iyi biliyoruz. Fakat tüm ihtiyaçların ötesinde en büyük ihtiyaç oradaki kaynaşma ihtiyacı. Kesinlikle. İnsanlarla buluşma ihtiyacı. Ve o muhabbeti tesis etme ihtiyacı. Veyahut da gayrimüslim olan bir kişilerin kalbini kazanma ihtiyacı. Fakat biz de yani illa bütün insanları birinci hedefimiz hemen Müslüman yapalım. Tabii ki yani onların ebedi ahiretini, olsunlar ebedi isteriz. Kurtuluşlarını temin yani sağlamak için tabii ki tüm atılan adımlar zaten bunun içindir ama yalnız neticede çok uzun süredir burada yapılan çalışmaların bir tesiri var. Kabul edelim ki takdir edersiniz bu bir anda değişecek, bir anda efendim istediğimiz şekilde gelişecek meseleler değil. Dolayısıyla kurbanı bu açıdan baktığımız zaman elbette hocam iyi bir tanışma, kaynaşma ve paylaşma vesilesi oluyor ve birçok hayırlara da vesile olmuş olabiliyor. Bununla birlikte bu deri meselesi biliyorsunuz ülkemizde deri bağışları yapılır. İslam'a hizmet eden kurum ve kuruluşlar bunları satarlar, gelirleriyle hizmetler yaparlar. Biz şimdi Afrika'da ciddi manada elimizde bir deri geliri var. Gelir derken yani çok sayıda deri var. Ne olacak bunlar? Bunların çalışmasını yine biz Afrika, özellikle Afrika'da yaptık. Fakat bunların zaten en güzel hizmet olarak dönüşeceği yerler yine kendi oradaki
Afrika halkının ehlinin hocam bu arada derilerde şey. Evet bak başlardan ilk adım bu. Evet geçen ilk adım görüyoruz. Göstermiştik. Şu an yakıyorlar. Bakınız buradaki bu deriler özellikle kurbandan sonra bizim evet, kurban kesim yerlerimize yakın yerlerdeki kurban derilerini sofralara hazır hale getirebilecek yerlerdir bunlar. İlk aşama açık bu alanda hocam. Yani ilk o aşama. Tabii özel sürekli olan müesseseler değil. İlk aşamalarda bunlar yanıyor. İyice yakıyorlar, kızartıyorlar. Derinin kendisi yanmıyor tabii ki değil mi hocam? Yok burada? Tabii ki hijyenik bir şey aramayalım burada. Yani burada çok... Temizlikten bahsettiniz ya hocam. Evet ama bu önemli. Yalnız kültür olarak gelin. Bakın şimdi yıkama sonrasına doğru geliyoruz. Tabii ki imkan dahilinde gene kendilerince... Elle yıkıyor hocam yani. Tabii yok o bizim tel gibi, bulaşık teli gibi bir şey var elinde. Sert bir cisim tüyler var. Tüyler gitsin diye tabii onunla onu kazıyarak yapıyor. Zaten onu ateşte iyice yumuşattı ya hocam. Doğrudur hocam. Dolayısıyla onu normal o suyun içerisine soktuğu zaman o yumuşayan deri üzerindeki nesneler, kıllar demek falan... Demek ki ateşte de belli bir süre tutuyor. Fazla çok, tutmuş olsa deri de yanacak tabii. Çünkü. Şimdi neticede bunlar, bu deriler efendim çok pahalı deri montlar giymek veyahut da deriden giysiler için değil. Bunlar sofralara erzak olsun için gidiyor. Şu anda hatırlanıyor ve diğer ileriki aşamalarda çok kısa zannediyorum kardeşlerimiz gösterecekler. Ve bu derilerin hepsi istisnasız bu şekilde hazırlanıp bu ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofrasına gidiyor. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofrasına gidiyor. Şimdi madem bu deriyi yiyorlar, biz şimdi neyin çalışmasına başladık hocam? Evet. Ya bunu biraz daha hijyenik ortamda, böyle bir tesis ortamına dönüştürebilir miyiz? Arkadaşlarımız ona çalışıyorlar şimdi. Nasıl kesim yerleri eğer çok güzel olur ise kesim rahat oluyor. Değil mi? Bıçaklarımız bile olur ise, o kurbanı kesen kardeşlerimiz ehil olur ise, bunlar hep kurbanın sıhhat şartlarına destekler ya. Kesinlikle. Madem ki bu deri yeniliyor, o zaman bu deri sofralara yani bir tuzlama çorbası gibi gitsin. Çünkü şu anda hijyen olarak baktığımız zaman birçok hastalığa sebebiyet verecek şekilde gidiyor. Ama neticede ihtiyaç var, yiyorlar. Ama biz İnsan Değerlendirme Dernekler Federasyonu olarak bu çok böyle paralarla falan olacak işler değil. Eğitimle olacak iş. Şu an çalışmaları başlattık. Şu an bu biraz önce görülen görüntüdeki çalışmayı bile daha yeni yeni başlattık. Bundan önce daha ilkel şartlarda yiyorlardı. Hocam açıkçası bu deri yendiğini bile biz son 2 yılda öğrendik. Yani. Tabii o ilk günden beri bu bizim bilgimiz haline ama daha önceleri mümkün mertebe daha ziyade o kurbanın etiyle alakalı istifadenin önemine hep değindik. Fakat bu deri çünkü her geçen gün kardeşlerimizin emanetleri çoğaldı. Gıda olarak şimdi ek olarak eğer hijyen olarak da istediğimiz seviyeye gelmiş olsa bu da ciddi manada bir katkıdır o sofralara. Kesinlikle. Az bir katkı değil. Kesinlikle hocam öyle. Çünkü dolaplarda acaba biz dolaba yer açabilir miyiz? Hatta öyle kardeşlerimizi tanıyorum ben. Ya bu sene diyor buzlukta yerde kalmadı şimdi diyor. Bakıyorum, Türkiye'de değil mi hocam? Deriyle alakası yok. Evet, Türkiye'de etten öyle. Dolayı. Kemikleri bir an önce tüketelim ki diyor buzlukta yer açılsın denilen evet, bir ortamda. Evet. Tabii ben tenkit etmiyorum. Hakları vardır. Kullanabilirler. Ama standartlar bu noktada Türkiye'de. Vardır. Ama bir şekilde biz bundan da sıyrılmak zorundayız. Çünkü bu kurban ibadet olarak bize emredilmiş. Sofralarımıza tabii ki hakkımız vardır. Serbestlik verilmiş ama mümkün mertebe eğer çok bizi mağdur etmeyecek ise sofralarımızda sene boyu yani ete bizi muhtaç etmeyecekse bu usulü, bu anlayışı, bu sünneti ülkemizde de yaygınlaştırmamız lazım. Ya bu etlerimizin en azından 1/4'ünü biz 3-4 gün içinde dağıtalım. Evet. Ha bu da tabii ki şu an halkımıza ağır gelir. Çünkü bu artık bir kültür haline geldi. Neden? Ekonomik standartlar, ekonomi geliştiği oranda bir takım sorunlar da gelişmeye başlıyor. Önceden çok ihtiyaç sahipleri var idi. Az kişiler kesiyor idi. Ülkemiz öyleydi. Evet. Dolayısıyla bu dağıtma yaygın. Ama şimdi kurban kesen kardeşimiz et verecek bir muhtaç bulamıyor. Bulamadığı zaman ne yapıyor? Ya ben bunu diyor, benim ihtiyacım da var. Et için kesmedim ki. Koyuyor buzluğa. Ona göre bu sefer bundan kesinlikle, sene boyu istifade ediyor. Dolayısıyla ha bunun sadece muhtaç ortaya çıksın, muhtaçlar bulalım. Bu da beklenilmeden ne gibi? Yani bunu ihtiyaçlı olmadığı halde bile bak kurban paylaşmaktır diyoruz da. Elbette. Muhabbettir. Elbette. Ne olur ya en azından aynı binada et değişimi gibi algılansa bile bir muhabbet paylaşımıdır aslında. Birer pay yapalım, verelim. Dağıtalım. O şimdi vermiş olduğumuz tasın içerisine o da bir pay koyacak. Elbette. Yine o et bize gelecek ama nasıl gelecek?
paylaşarak irtibatlı gelmiş olacak. Bir de şu var hocam. Kurban bu. Yani ana hatlarıyla. Ben kesinlikle. Kurban özellikle belki diğer konuya geçeriz. Geçeriz. Tabii ısrarla biz kurbanda çok büyük bir potansiyel oluşturduk. Çok ciddi manada 1,5 milyona yakın kişiye bu sofralarına et olarak bu emanetler ulaştırdık. Aslında sene boyu konuşulacak bir mesele olabilir ama insana değer veren Dernekler Federasyonu'nun eğitim hususunda çok çok ama çok daha büyük hedefleri ve hizmetleri var. Dolayısıyla biz bu açıdan kurbanı bunun küçük bir parçası olarak kabul edip kurbanın ortalama 15-20 gün evvelinde başlayıp 3-5 gün sonrasında biten bir amel olarak gördüğümüz için ama kardeşlerimiz diyoruz ya ısrarla tekrar önemine binaen işte kurbana bir değinin denildiği için kısaca buna da değinmiş olduk. Çok iyi oldu. Ama 1,5 milyona yakın kardeşimizin sofrasına biz kurban sizlerle etti. Kardeşlerimizin emanetleriyle birlikte ne yapmış olduk? Misafir oldu. Olmuş olduk. Buna şunu da oldu hocam. Veren el, veren eli Allah kırmaz hocam. Bakın etrafımız ateş çemberi hocam. Ya. Malum. Fakat bakıyorsunuz Türkiye'nin üzerinde o kadar çok oyunlar oynanıyor ki her defasında sanki gizli bir el, sanki demeyelim gerçekten bir el devreye giriyor. Allah'ımızın ve o afetleri, belaları def ediyor. Ya. Bunun altında yatan sebep aslında bu mazlumlara uzatılan eldir. Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Myanmar'da, Bangladeş'te şüphemiz yok. Ve Afrika'daki bu garip kurbağa, fakir fukaraya uzatılan eli Allah kırmıyor hocam. Bakın 3 milyon insandan bahsediyoruz mülteci. Türkiye'de şu an barınıyorlar ve bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu insanlara bakıyor. Ya. Bu devlete kim veriyorsa, vergi veriyorsa hepsi bunun bu çorbanın içerisinde bir tuz farkında olmadan hisseder. Tabii. Yani Muğla'sından hocam illa hepsi farkında değil. Muğla'sından Posofu'na, Hakkari'sinden Edirne'sine, Sinop'undan Hatay'ına kim varsa ya. Herkes vermiş olduğu vergilerle devleti besliyor ve devlet bu garip kurabayı, fakir fukarayı besliyor ve dolayısıyla Allah bu veren eli kırmıyor hocam. Dolayısıyla Allah devletimize zeval vermesin diyoruz. Aynen. Ben Afrika'da hocam kurbanı ilave şöyle bir şey yaşadık biz. Evet. Onu anlatayım. Hem acayip bir şey. Hani paylaşmadan bahsettik. Kurban paylaşmadır, et paylaşımıdır. Yasin kardeşimiz kameraman şeker dağıtıyor hocam arabadan. Aşağı indik, kucaklaştık, resimler çekildik, konuştuk vesaire derken bayramlaştık. Çocuklara şeker dağıttı ve şeker bitti. Çocuklara da dağıtmış olduk. Arabaya bindik. Tekrar devam ediyoruz. O arada 3 tane çocuk geldi. Şeker almamışlar. Bir şekerimiz var ama 3 çocuk var hocam. Ne yapalım? Verelim mi vermeyelim mi? Ya verelim dedik. Yani bölerler belki yerler diye düşündük biz. Şekeri verdik. Ama o arada hareket etmemiştik tabii biz. Şekeri açtılar hocam. Bir tanesi aldı şekeri ağzına attı. Yuvarladı. 10 saniye emdi onu. Yanındaki arkadaşına verdi. O Allah ötekine Allah verdi. Bu şekilde şekeri yediler hocam. Dediniz ya Afrika'da yardım var mı, destek var mı, dayanışma var mı? O şekeri de zannediyorum Bursa'dan bir hanım kardeşimiz verdi. Doğru mu? Doğrudur hocam. Bak onun vermiş olduğu şeker ne kadar ihlaslı vermiş ki 3 evet. tane çocuğu sevindirdi orada. Dolayısıyla kurban paylaşmaktır diyoruz. Artık Müslümanlar paylaşmalı. Türkiye'dekiler de paylaşmalı. Kurban kestiğimiz halde paylaşalım diyoruz. Ülkemiz de bunu hak ediyor yani. Evet. Biz de paylaşalım. Yani. Şimdi bir araya İlla gidelim. Biz de paylaşalım hocam. Bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar beraberiz. İnşallah. Buyurun inşallah. Evet değerli kardeşlerim tekrar beraberiz ve ümmetin renklerini konuşmaya devam ediyoruz. Hocam şimdi bir VTR'miz var nasip olursa onu izleyelim hep birlikte. İnşallah. Halep'le alakalı, Suriye'yle alakalı yardımlarla evet. ilgili. İzledikten sonra tekrar size döneceğiz hocam inşallah. Kanayan, hep birlikte Suriye'ye gidiyoruz. Kanayan yaramız. Evet. Halep bombalar altında. Esed rejimiyle Rus ordusunun uzun zamandır bombaladığı Halep'te zor durumda olan kardeşlerimiz için gıda yardımı ulaştırıyoruz. Gelin bu hayra siz de ortak olun. Bir un bedeli 50 lira. 5 liralık yardımda bulunmak isterseniz İDDEF yazın 1373'e gönderin. 0212 621 çift 065. Gelin Halep'i yalnız bırakmayalım. İDDEF, insana değer veren Dernekler Federasyonu.
yerlerden görelim. تفوت على الإدارة التركية بتجهيز حملة لكل سلة زيت نباتي إضافة إلى مادة السمن النباتي للطهي ومادة القمح الكامل للطعام التركي مادة السكر عبوة الشال إضافة إلى زيت الزيتون وللفطور مربى المشمش إضافة إلى ملح الطعام والشعيرية عبوة من رطب البندورة ومادة العدس إضافة إلى التمر والفاصوليا البرغل إضافة إلى نوعي أرز 3 أكياس أرز حبة طويلة وكيس من الأرز العادي آخر شيء حلاوة الطحينة للفطر جزا الله كل من ساهم في هذه الحملة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Evet hocam, Suriye'yi izledik, yapılan yardımları gördük ki bu yardımlar zaten bizle beraber hocam 15 Mart 2011 tarihinde savaş başladığı zaman fazla değil birkaç ay sonra beraber gittiğimizi hatırlıyorum ben. Ve henüz daha savaş Dara'da yeni başlamıştı yani. Dara'da malum 15 Mart 2011 tarihinde orada patlak verdi. İki tane çocuğun gidip işte duvarlara Eş-Şa'ab Turid İskaten Nizam, işte gençlik nizamın devrilmesini, yeni bir sistemi istiyor. Demokratikleşme istiyor gibi söylemleriyle başladı. Yani. Derken işte onların anneleri, babaları vesaire içeri alındı. Çocuklar içeri alındı. İşkenceler yapıldı. Halk yürümeye başladı. Asker halkın üzerine ateş etti. 100 öldü, 1000 öldü, 2000 öldü derken 600 bin şehit hocam. Dile kolay. 600 bin şehit. 15 Mart 2011 ve şu ana kadar tam 5 yıl 7 ay geçmiş hocam. 5 yıl 7 ay gibi bir süre geçti. 600 bin şehit var. Bitmedi. 4 milyonu aşkın mülteci var. Sadece 3 milyonu Türkiye'de. Ve 12-13 milyon veya 14 milyon civarında insan evinden, barkından olmuş, yerinden, yurdundan olmuş, başka yerlere gitmişler. Evet. Zaten bizim hocam gittiğimiz zaman hemen sınırda Kahkarama, Tayyip'e, İdlib, oradan Halep'e geçtik. Evet. Ve şu anda zaten izlediğimiz görüntüler onlardan böyle bir demet yani. Yoksa biz Halep'te, Kahta, Karama'da, Tayyip'te, İdlib'te neler neler oldu. Bunları tabii sizden dinleyeceğiz hocam. Ama temennimiz, duamız odur ki yani şu savaş bitsin artık hocam, değil mi? Evet. Şu savaş bitsin. Vatansız olmak çok kötü bir şey. Bunu Halep'te bizzat kendimiz müşahede ettik. Halep'te çöpler toplanmamış. Emniyet yok, güvenlik yok. Sokaklarda lamba yanmıyor. Sokaklar kazılmış, çöpler yığılmış vesaire. Mal güvenliğiniz yok, can güvenliğiniz yok, namus güvenliğiniz yok hocam. Yani. Her an başınıza ne gelecek belli değil. Derken Suriye aradan geçen 5 yıl 7 ay gibi bir zaman sonra bu noktaya kadar geldi. Fakat biz insana değer veren Dernekler Federasyonu olarak Suriye'yi hiç bırakmadık. Tabii biz işin siyasi boyutunda değiliz. Yani burada kimin kirli emelleri var bunu konuşmuyoruz. Bu bizim işimiz değil zaten. Takip ediyoruz, bilmek için gayret ediyoruz ama bizim işimiz değil. Bizim işimiz değil. Bizim işimiz
federasyon olarak, insana değer veren dernekler federasyonu olarak insani boyutundayız. Mazlum halkın yanında olmaktı. Aynen. Ve orada yerinden yurdundan olmuş, evinden barkından olmuş, kovulmuş, kocası savaşta ölmüş, dayısı amcası ölmüş olan ve orada çadırlarda yaşamaya maruz bırakılmış olan, o fakirleşmiş, tirilmiş olan mazlum halkın yanında olmak gibi bir durumumuz, bir vazifemiz, bir görevimiz vardı. Evet. Ve biz bunu yaptık. İşte tam da burada hocam, 2011'den bugüne neler yaptık? Gerek gıda, gerek giyim ve gerekse işte un gibi, çocuk maması gibi, A'dan Z'ye hocam şöyle bir özetleyebilirsek çok makul olur, bir hafızamızı tazelemiş oluruz hocam. Çok kısa olarak özetleyecek olur isek, tabii bu hiç de arzu etmediğimiz ve bir anda ama adım adım habercilerin ne olduğu, gerek Tunus'tan, gerek Libya'dan, gerek Mısır'dan böyle yavaş yavaş sınırımıza doğru, bize doğru geldiğini hissettiğimiz ama hiçbir ülkede bir benzerini görmediğimiz, yani bunu da 3-5 ay içerisinde bitecek demiş olduğumuz Suriye olayları, buyurduğunuz gibi 5 sene 7. ayını doldurdu. Tabii biz de ilk adım atarken o duygularla attık. Dedi ki burası ilmin beşiğidir. Halep ilmiyle meşhur, Ehl-i Sünnet çizgisindeki ilmiyle meşhur, Şam ilmiyle meşhur. Dolayısıyla burada tabii ki Esed ailesine mahsus bir takım halkına yönelik zulümleri, bir takım baskıları biliyorduk. Hatta bunun kırılması için Türkiye tarafından atılan adımları, siyasi adımları da gördükçe mutlu olup evet bu ilmin beşiği olan bu ülke artık sınırlarını da açtılar. Bırakın vizeleri, kapılar açıldı. Bayramda neredeyse Türkiye-Suriye ayrımı yapılmaksızın insanlar Hatay'daki birbirlerine, akrabalar birbirlerine zaten akrabayız. Tabii. Karıştı. Böyle ümitli ve çok çok daha ümmet adına ümitli olduğum bir dönemde başımıza bu hadiseler geldi. Ve biz yine şöyle düşündük. Dedik herhalde kısa bir süre içerisinde inşallah neticede art niyetli, kötü emelli insanlar niyeti nedir? Masaya oturacaklar, masada çözecekler bu işi dedik. Fakat masaya dahi oturmanın bu kadar uzatıldığı neticede yine masada çözülecek. Hocam her defasında oturuyorlar çözüm olmadan gene bakın olmaz. Yakın. Çözmek istemediler. Evet. Çözmek istemediler. Biz bu alanda ilk adım atarken sizin de şahit olduğunuz adımlardır. Hemen yine de tabii ki mazlumun efendim bir takım inancı olmaz, mezhebi olmaz ama yine mücadele ve baskı aslında zulüm direkt birinci derecede Ehl-i Sünnet'in üzerinde cereyan etti. Yani ilk biz Suriye'ye girdiğimizde bunu bizzat müşahede ettik. Hatta bunu biz rapor olarak verdiğimiz zaman birçok kardeşimiz dediler ki ya siz bak ayrımcılık yapıyorsunuz. Evet. Ve daha sonra o sizin ayrımcılık yapıyorsunuz dediğiniz bizim vermiş olduğunuz o bilgilerden bugün işte çok başta belki farklı çıktı ülkelerin yani üretmiş olduğu DAEŞ'ler çıktı. Önce bunların isimleri değişikti. Cebetün Nusra'ydı, bir takım isimleri vardı ama daha sonra bu isimler toparlandı. Farklı bir isimle karşımıza sadece Suriye içerisinde değil, Türkiye'ye değil, dünyanın birçok ülkesine bela olarak ortaya çıktı demiyorum. Bakınız çıkaralı. Neyse bu da bizim işimiz değil. Fakat biz burada direkt çadırlarla ilgilendik. Baktık ki orada 3500-4000 civarında aile ve beylerinin ekserisi... Hemen sınır kapısı ve bu tarafta ah! Ailelerin, efendilerin, erkeklerin ekserisi zaten içeride mücadele içerisinde. Yani Ehl-i Sünnet'in müdafisi olan pozisyonda savaşan kardeşlerimiz. Biz bu ailelerine biliyorsunuz İsmail Ağa Camii Şerifi'nden efendim değişen halılardan ilk önce işe başladık. Ve şu an o çadırlarda hala bizim o yeşil kırmızılı halılarımız o çadırların içerisinde seni ve çadır mescidi, çadır medreseyi biz daha henüz bir sene geçmedi ki Suriye içerisinde yaptık. Neden? İnsani yardım yapılırken bizim olaylar ne olursa olsun, baskı ne olursa olsun önceliğimiz zaten Suriye özellikle ilmin beşiği. Yani bugün ülkemizde bulunan alimlerin, Suriyeli alimlerinin ekserisi zaten şu an o ülke içerisinde yapılan hizmetlerin sadece Suriye'ye değil, Türkiye'ye değil, bakın Afrika kıtasında faydalarını görüyoruz. Asya'da faydasını görüyoruz, Balkanlar'da faydasını görüyoruz, Avrupa'da faydasını i̇lmin görüyoruz. İlmin beşiği derken boşuna demiyoruz. Tabii yani. Boşuna demiyoruz. Dolayısıyla biz buradaki çalışmalar dedi ki ya ulema yemeklerden, ekmeklerden, efendim bir takım gıdalardan daha çok dine önem verdikleri için ulemanın en çok memnun olduğu hususta bu. Kendileri burada hemen ülke içerisinde böyle bir kardeşlik havası içerisinde ensar muhacir ilişkileriyle neredeyse 81 vilayete bu kardeşlerimizi
gerek camiamızdaki hocalarımız ve kardeşlerimiz, görevlilerimiz, vakıflarımızla birlikte bir kardeş aile kapsamında Türkiye'nin birçok yerlerine ne yaptık bu ulemayı? Dağıtmış olduk. Onlar kardeş oldular. Yani ensar muhacir ilişkisi içerisinde. Ama içerisi mühim. Kesinlikle. İçerisi önemli. Çıkamayanlar ne yapacak? İçeriği de yani? Terk etmedik ve burada çadır, mescit ve medreseyle başladığımız çalışmalar beraberinde. Bugün yani ortalama net bir rakam veremiyorum ama herhalde 500 ile 600 civarında tır. Tabii ki biz tüm ağırlığımızı oraya vermiş değiliz ama ülke içerisinde neredeyse şimdiye kadar devlet yetkilileri bunun rakamını açıkladılar. Tüm STK'larımızda en az devlet kadar 12,5 milyar dolar civarında Suriye'ye 5 sene 7 ay içerisinde yardımda bulunmuşlar. Biz de bunun küçük bir parçasıyız üstadımızın ifadesiyle. Eller eyi ben yaman, eller buğday ben saman. Evet. Biz yapıyoruz demiyoruz. Ülkemiz seferber oldu. STK'larımız seferber ülke oldu. Olarak, biz evet. de İDDEF olarak burada başta bu oluşturduğumuz çadırlar olmak üzere, aileler olmak üzere o gün bugün ta Halep'e varana kadar kiraladığımız fırınlarla birlikte gerek ekmek, gerek efendim gıda ihtiyaçları, gerek giysi ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Ama bu da yine tabii ki devletin desteğiyle birlikte olur ise değeri harbiyesi var. İşte yine devletimizin de bu yönde bize imkan tanıması, kendisinin bizzat kurumları vasıtasıyla olaylara müdahil olmasıyla birlikte insani boyutlarında bu bugüne kadar getirdik. Ve bugün dünya gıpte, tabi onlar gıpte etmezler, onlar şu an kızıyorlar. Niçin sahip çıkıyorsunuz? Biraz önce siz de söylediniz ama Allah'ımız Celle Celaluhu burada ayet-i cilli-i cemile'de de beyan ediliyor zaten. Biz onlara yardım et ve barındırdığımızdan dolayı Allah'ımız Celle Celaluhu bize dünyada da çok temiz ve geniş rızıklar veriyor. Evet. Bir türlü yıkamıyorlar, bir türlü engelleyemiyorlar. Ve belki Suriye'den daha beteri için 15 Temmuz'da girişimde bulundular. Ben yine hüsnü zannediyorum. Yani zannı galibim odur ki yine bu barındırdığımız kişilerin el uzattığımız, kucakladığımız kardeşlerimizin duaları büyük oranda etkili oldu. Ülkemiz de belki Suriye'den daha kötü bir duruma düşeceği bir durumdan Allah'ımız bizi ışıktan aldı. Özel yardımıyla, lütfuyla, ikramıyla bizi korudu. Ana hatlarıyla o bizim Fatih Camii, İsmaila Camii Şerif'in yanındaki küçücük 20 metrekare ofisimizin yanındaki bodrum depomuzda başlayan ve oradan birçok kardeşimizin can siperhane mücadeleleriyle birlikte kamyonlara ve tırlara yüklenen, daha sonra Kırıkhan'da Mecit abimizin ve Mecit abimize vesile olan Süleyman abimizin ve birçok kardeşlerimizin dahil olması ile oradaki çok büyük depoların tarafımıza tayini ve tahsisiyle birlikte ciddi manada bir insani yardım organizasyonunda o günden bugün de organize ettik. Ama buradan ne çıktı? Şu çıktı yine. Bir Suriye içerisindeki yardımlarımız beraberinde Kırıkhan'da bir ihtisas merkezi çıkardı. Tamam, ben değinecektim. Ve ihtisas merkezimizde şu ana kadar elhamdülillah yatılı üst düzey ilim gören kardeşlerimiz, yani alimlerimizin ilmi eğitim gören kardeşlerimizden şu an dünya üzerinde ilk mezunlarını vermeye artık İslami eğitimdeki artık fabrika düzeyinde böyle otomatik olarak üretim vermeye başladığı şu günlerde Kırgızistan'dan getirmiş olduğumuz 17 yeni hocamıza işte bu Kırıkhan'da Suriye içerisinden çıkan ve orada ihtisas merkezimizde eğitimini tamamlayan kardeşlerimiz başta olmak üzere oradaki Emir Önder kardeşimizin riyasetinde Eyüp hocamızın da destekleriyle birlikte o binamızda ilk hani tabiri caizse test sürüşlerine başlamış oluyor. Oldu. Bakınız ne olursa olsun her şey durur, tebliğ durmaz. Yani Allah'ın dostları boş söz söylemez. Tabii ki bu olaylar siyasi tarafları bilmemiz gereken, uyanık olmamız gereken, unutursak unutuluruz, unutmamamız gereken yönleridir. Fakat bunları düzeltmek, bunları halletmek, bunları yapmak tabii ki destek oluruz fikri olarak ama bizim işimiz değil. Bu hakikaten Allah rızası için yola çıkmış, tüm ümmetin kurtuluşuna vesile olmak için siyasi aranada bulunmuş büyüklerimizin, devlet büyüklerimizin işidir. Rabbim onlara güç kuvvet versin, basiret Abi. Versin, isabetli kararlar nasip etsin. Abi. Ve aynı gerek insani gerek İslami hassasiyetteki çizgilerini inşallah kıyamete kadar silsile yoluyla devam ettirsin diyerek ben bu duayla noktalamış oluyorum. Hocam o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Özet sonuç yani siz dinlerken anladığım, evet. algıladığım. İnsana değer veren dernekler federasyonu Suriye'ye giderken aslında sadece oradaki mazlum halkın Tabii. midesini düşünmemiş. Çadır yapayım, biraz eşya götüreyim. Karnı doysun, kışın ısınsın, yazın işte ihtiyaçlarını görsün dememiş.
insana değer veren dernekler federasyonu Kahta, Karama'da, Tayibe'de ve İdlib'de ve Halep'te. Yani ulaşabildiğimiz noktalar. Evet. Çünkü biz Şam'a çok gitmek istedik. Biliyorsunuz orası komple etrafı çevrilmişti. Bırakın insan girmeyi, oraya herhangi bir yiyecek dahi sokamamıştık. Ve bu uzun süre devam etti bu. Versek de Esed Kızılay'ına gideceğini kesin bildiğimiz için oraya o şekilde vermedik. Daha sonra bir takım günler oldu ama zaten bu İslami yardımda ulaştırılmasının çok ama çok önemi var. Neden? Zaten bir zulüm var. Evet. Ama motivasyon lazım. Neyle motive edersiniz? Psikologlarla, pedagoglarla bu iş olmaz. Olmaz. Savaş var. Çünkü zaten bu toplum sürekli neyle motive olmuş? Kur'an'la, İslam'la, İslami ilimlerle motive olmuş. Bu lazım dedik. Bu lazım. Onun için bu desteği verdik. Ve insana değer veren Dernekler Federasyonu yapması gereken asıl şeyi yapmış. Evet. Ve orada hem mescit inşa etmiş, çadır, ve hem de aynı zamanda eğitim vermiş. Ve bu eğitimin, verdiği eğitim meyvelerini de toplamış. Evet, yani bu 4 yıllık savaş süreci 5 yılı aştı şu anda. Fakat 4. yılın sonunda bu çadırlardaki medreselerden Kırıkhan'a talebelerimiz geldi ve onlar mezun oldular. Bu da yetmedi ve onlar da şu anda elhamdülillah İznik'te eğitim vermeye başladılar. O halde şöyle diyelim hocam. Ne olursa olsun, hangi şartta olursa olsun, ister savaş olsun, ister barış olsun, ister zenginlik olsun, ister fakirlik olsun, İster çocuk ol, ister yaşlı ol, fark etmiyor. İlk yapacağımız iş eğitimdir hocam. Delilimiz var hocam. Mesela en kritik zamanlarda Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz neyi tavsiye ediyor? Düşünün, iki rekat üst üste namaz kılamayacak kadar baskıdasınız. Ne yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Neyi tavsiye ediyor? Zikrullah zikren ketir. Yok, bir rekat kılacaksınız. İkinci rekat. Savaşa döneceksiniz. Tabii. Tekrar, yani bakınız, nöbetleşe her şeyin terki var ama ibadetin terki yok. Yok. Bu da bir ibadet, çok önemli bir ibadet. Yani şimdi buradaki bu olaylarda sürekli ya işte sabredin. Yani bu ayrı ters baskı yapacak. Ama öbür türlü, yani Allah'ımız bunu imtihan için verdi. Biz de imtihandayız, siz de imtihandasınız. Biz varlıkla imtihandayız, siz yoklukla imtihandasınız. Kesinlikle. Bakalım varlıkla yokluğu benim Müslüman kullarım başarabilecek, birbirleriyle kenetlenip ensar muhacir ilişkilerini kuvvetlendirebilecekler mi? Biz imtihandayız, onun için bizim sabrımız sizden daha mühim, daha önemli diyerek biz bu çalışmaları yaptık. Elbette. Ve ne oldu? Onlara en büyük motive bu oldu zaten. Dolayısıyla biz, gücümüz yeten bu. Evet, yani diğer tarafında aynen. Zaten o zaman herkes kendi şartlarında imtihan oluyor. Tabii. Dolayısıyla o zaman biz Türkiye'de şu an bizi dinleyen, izleyen, sesimizi duyan bütün kardeşlerimize Suriye'yi tekrar hatırlatmış olduk. Evet. Ve Suriye'de şu anda Halep'te bir sıkıntı var, malum biliyorsunuz hocam, hepimiz zaten biliyoruz. Hı. Gündemi takip eden kardeşlerimiz biliyorlar. Ve ulaşıyor da, yani rahat, emin olabilirler, çok rahat. Orada tabii artık ekiplerimiz yerleşti. Elhamdülillah. Ulaşıyorlar. Tabii zorluklar var. Hatta var. Geçen en son gittiğinde kardeşlerimiz gene taarruza da uğradılar. Ama onlar vazgeçmiyorlar çünkü orada hocam, bir dram var. 2012 yılında veya 13'tü zannediyorum, beraber gittiğimizde Halep'e, biliyorsunuz bize bir bomba attılar. Böyle yarım metre önümüzden geçti aracımızın önünden. O günleri artık arıyoruz. O günler bile yumuşaktı. Tabii o günler yumuşaktı. Sonra Sukul Mevt diye Halep'te hatırlıyorum hocam. Babul Hadid'de Sukul Mevt'e gittik. Ya. Yani orada patır patır mermiler gelmişti hocam. Hatta bizi saklamaya çalıştılar. Sarığınız var. Keskin nişancılar var burada, öldürürler sizi diye. Yani bunları yaşadık biz hep beraber. Halep'te yaşadık, Kahta, Karama'da, Tayyip'te. 2012-2013'te yaşadık biz bunları. O zaman madem Suriye'yi hatırladık hocam. Evet. Şöyle yapalım biz. Yani madem veren eliz, mazluma destek oluyoruz, onların elinden tutuyoruz, telefonlarımızı hatırlatalım. Belki i̇nşallah. Çıkar bir kardeşimiz, ben i̇nşallah. Suriye şu kadar şunu yollamak istiyorum der, i̇nşallah. Bunu hatırlatalım inşallah. İnşallah. Evet. Federasyonumuzun kıymetli kardeşlerim, telefonunu hatırlatayım. 0212 alan koduyla 621-0065. Facebook, Twitter ve YouTube mecralarından, ayrıca itdef.org web sitemizden bize ulaşabilirsiniz. Suriye ile alakalı yardımlarınızı bu telefonlardan ve mecralardan bize duyurabilirsiniz, irtibata girebilirsiniz. Hocam Suriye'den, şimdi yurt içine geçelim. Aslında Suriye'de tabii konuşulacak çok şey var daha. Tabii. İnşallah temennimiz orada savaş bitecek hocam. İnşallah. Yani inşallah. Bu sene, yani inşallah şu bahara, Suriye'nin de baharı olarak girsin. Arap baharı dediler, şimdi gerçekten bir bahar yaşansın, hep kaynaşalım. Savaş bitsin. İnsanlar şuna yerine %100 yurtta inanıyoruz ama orası tekrar ilmin beşiği olacak. İnşallah. İnşallah. Hocam bir kız çocuğunu çekmişler. Geçenlerde izledim. Arapça evet. Konuşuyor tabii. Çocuğa hani Türkiye'ye gelmiş. Fakr-ı zaruret içerisinde bir hayat yaşıyorlar. Belki de onların birçoğu Suriye'de standartları yüksek aile çocuklarıydı.
Burada halı dokumayı öğrenmiş, halı dokuyor ve soruyorlar en büyük emelin, en büyük isteğin nedir diye soruyorlar. O çocuk şunu söylüyor ağlayarak, tekrar mahalleme, doğduğum yere gitmek istiyorum diyor. Hocam, bülbülü altın kafese koymuşlar, ah vatanım demiş. Ya, hani meşhur bu Filistinli bir kardeşimize anlatırdık hocam. Gemide etrafa gülücükler saçan, sürekli etrafına pozitif enerji veren, şakalaşan bir genç 17-18 yaşlarında. Ama Filistin'i terk etmek zorunda kalmış savaştan dolayı, Yahudilerin baskısından dolayı vesaire. Çıkmak zorunda kalmış, ailesiyle birlikte başka bir yere gitmişler. Bu kadar gülen, sevinçli olan, neşeli olan bu gence yaşlı bir amca yaklaşıp diyor ki sen bu kadar ülke gezmişsin, bak anlatıyorsun, şuraya gittim, buraya gittim, şöyle bağlar var, şöyle efendim yaylalar var, şöyle suları var, dereleri var, denizleri var, anlatıyorsun. Peki bu kadar işte gezmiş olduğun ülke içerisinde nerede yaşamak istersin diye soruyor. Tabii sadece çocuk duyuyor, çocuk kafasını eviyor ve ağlamaya başlıyor. Yani. Ve şunu diyor, vatanımda yaşamak isterim diyor. Bu kadar. Mesela, hocam vatan gibi, ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz derler. Dolayısıyla biz şimdi Suriye'de bizim aslında bir parçamız, kardeşlerimiz yaşıyorlar. Evet. Ümmetin bir parçası yaşıyor. Buradaki savaşın bir an önce bitmesini Allah'tan temenni ediyoruz. İnşallah. Dua ediyoruz. İnşallah. Ve inşallah dünya da yani kulaklarını açar. Şuraya hakikaten gözlükleri çıkarıp tam bir böyle bakıp şuradaki sorunu çözerler diye ümit ediyoruz, temenni ediyoruz. Onlar gözünü açmaz, kulağını açmaz. Aslında aksine kapatırlar öyle. Ama evet. Allah'ımızın yardımıyla, lütfuyla, ikramıyla, ihsanıyla sebeplerini Rabbimiz halk edecek. Bir ifadeniz var. Biz 24 saat kendimize ait bizim kendi planımız var. Bir de 24 saat Allah'ın takdir ettiği bir plan var. Onun için günümüz 48 saat zaten. 48 saat. Mesela biz şimdi o yarın, plana göre istiyoruz Rabbimizden. Yarın veya ertesi gün için o kadar çok şey planlıyoruz ki belki de ömrümüz bitmiş, haberimiz yok yani. O açıdan bizim planımız var, Allah'ın planı var. Allah'ımız lütfedecek, Allah'ın ikram edecek, ihsan edecek. Allah'ımızın takdir ettiği bir şey takdir var. İnşallah sizin hocam bu ifadenizden hareketle Suriye ile alakalı inşallah Allah'ımız tez zamanda yardımını yollasın. İnşallah. Şu savaşı bitirsin diyoruz, dua ediyoruz. Hocam o zaman ülkemize bir dönelim. Evet. Nasip olursa. Ülkemizde yeni bir çalışma başlattık. Daha doğrusu yeni derken yurt dışındaki meyvelerimizi ülkemizde görmeye başladık. Elhamdülillah. Bu çok sevindirici, heyecanlandırıcı bir şey. Ve İznik'te elhamdülillah bir ihtisas merkezi oluştu. Elhamdülillah. Tabii biz yabancılar üzerinde daha çok çalışıyoruz. Tabii. Kırıkhan'dan sonra ikinci yer oldu. Hocam İznik'ten bahsedelim. Kardeşlerimiz nereden geldiler? Mezun oldular mı? Talebe mi bunlar? Evet. Bunlarla alakalı hocam siz dinleyeceğiz. Fakat bir veterimiz var hocam. İzleyelim ve sonra size kulak verelim. Daha iyi olur. Buyurun inşallah. من الإيمان غرد واستعمل القرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبن الإيمان غرد واستعمل القرآن عطل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر عطل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران غرد يا شبن الإيمان غرد واستعمل القرآن غرد يا شبن الإيمان غرد واستعمل القرآن غرد يا شبن الإيمان غرد واستعمل القرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبن الإيمان Evet, hep birlikte Kırgızistan'dan gelen talebelerimiz evet. Dinlemiş olduk. Tabii amatör şartlarda çekilmiş bir video oldu ama yani iyi de oldu. Görmek bakımından iyi oldu.
Hocam şimdi size dönüyorum ben. Evet. Kırgızistan'ı şöyle bir ele alalım. Kırgızistan ne zaman gittik? Kırgızistan'da ne zaman medrese açtık? Sonra oradan ne zaman talebe yetiştirdik? Buraya nasıl getirdik? Şu süreci hocam bir toparlayabilir miyiz inşallah? Aslında yani sadece Kırgızistan ile sınırlamak herhalde uygun değil. Başından beri buraya geldiğimiz konulara bir haksızlık olur. O doğru. Açıdan biz gene ümmet penceresinden evet, bu olaylara bakmamız lazım. Hocam şu açıdan bakınız külliyeye gittik. Gine'den bahsettik. Doğru hocam. Kurban dedik. Aşağı yukarı 30 ülke 40 bölgeden aşağı yukarı değil ya 30 ülke 40 bölgeden bahsettik. Bununla birlikte Halep dedik. Yine ümmetin bir parçası olarak. Şu an İznik'teyiz. İznik de onlardan bir tanesi değil mi? Doğru hocam. Şu an gelen talebeler Kırgızistan'dan. Evet. Kırgızistan'da 3 senelik süre içerisinde çok hızlı ve etkili, kaliteli bir eğitimin neticesinde 108 tane mezun verdik. Bu 108 mezunun içerisinden seçme 17 tane kardeşimiz, 17 tane kardeşimiz şu an ülkemizdeler. Neredeler? İznik'teler. İznik'te biraz önce de belki satır arasında kaybolmuş olabilir ama test sürüşü derken neyi kastettik? Çünkü biz 7 aylık süre içerisinde artık her sene sadece Kırgızistan değil, tüm ülkelerden mezunlarımızdan en etkili 3, 4 veya 5'er kişiyi tüm ülkelerden ama alıp ülkemizde 28 ülkedeki medreselerimizin tamamından alıp 3'er tane kardeşimizi inşallah 3 ila 5 arasında onun kararını vereceğiz. Ne olacak bunlar? 7 aylık süre içerisinde, 7 ay diyorum bakınız, 7 aylık süre içerisinde çok kaliteli bir eğitimciler tarafından Türkçe eğitimleri tamamlanmış olacak. İnşallah. Lisan eğitimleri tamamlanmış olacak. Bununla birlikte uyum olarak yani ülkemizin o ülkelerdeki çalışmaları daha sıhhatli yürütebilmesi için tabii ki ülkemizin bir takım şartları var. Bu şartları oraya ithal olarak empoze etmek veyahut da dikte etmek için değil. Bu karşılıklı o ülkeler ile ülkemizdeki çalışmaları ümmet birliği böyle sağlanacak. Biz biraz geri gider isek oradan biraz bu tarafa gelinecek. Oradan biraz geri giderse biz bir taraf biraz ileriye gideceğiz. Orta yolu bulacağımız uyum diyoruz biz buna. Evet, uyum. Bununla birlikte tasavvufi yönde çünkü Ehl-i Sünnet alametinin Ehl-i Sünnet çalışmalarının en büyük alameti mutlaka tasavvuftur. İşin içerisinde tasavvufi bir anlayış olmaz ise bu çalışmalar devamlı tek kanatlı kalıyor. Ve bugün sağlam da olsa çok özür dilerim tırnak evet. Arasında tasavvufu çıkardığınız zaman DAEŞ çıkar hocam. El-Kaide çıkar. Tabii o tartışmasız, çıkar. Tartışmasız. Onun için mutlaka ve mutlaka bu 7 ay içerisinde bu uyum ile birlikte tebliğ, tedris ve tasavvuftaki bu üçgeni kuvvetlendirecek çok ciddi manada eğitici ama kaliteli eğitici bir kardeşlerimiz kadro tarafından bu kardeşlerimizin ne olacak? Eğitimleri tamamlanacak ve sadece ülkelerine değil belki de Kırgızistan'dan buraya gelen kardeşlerimizden bilemiyorum. Bazı kardeşlerimizi Balkanlarda görebileceğiz. Afrika'da görebileceğiz. Asya'da görebileceğiz. Çünkü neden? Ümmet birbirlerine karışacak. Birbirleriyle efendim kaynaşacak. Birbirleriyle efendim anlaşacak. Sonra paylaşacak. Paylaşım sırasıyla geliyor. Elbette. Dolayısıyla İznik'te bu ümmetin parçasından bir parça olarak şu an gündemimizde yerini aldı. Aslında birbirine eklediğimiz zaman insani ve İslami yardım çalışmalarının ne kadar organizeli bir şekilde iç içe birbirlerinin destekçisi olarak tüm ülkelerde devam ettiğinin en güzel göstergelerini biz bir programda kısa kısa ortaya koyduk. Belki her programda böyle bir imkanı bulamayacağız, fırsatı bulamayacağız. Bu programda böyle bir demet ortaya konulmuş oldu. Hakikaten de isabetli oldu, güzel oldu. Şimdi bugün İznik sadece Kırgızistan'dan gelen yeni hoca kardeşlerimizi ağırlamıyor. Neyi ağırlıyor aslında? İznik'teki bu çalışmalar hattizatında tüm ülkelerde yapılan çalışmaların bundan sonra oluşacağı ümmet birliğine oluşturacağı faydasını ağırlamış oluyor. İlk adım, bunun için test diyoruz. İlk adımlarını atıyoruz. İlk adım. Mesela dün akşam elhamdülillah sevgili üstadımızı ziyarete geçtiler. Akşam namazından yatsı namazı arasında Allah razı olsun oradaki kardeşlerimiz imkan verdiler. Ve buradaki bu yeni hoca, bu çiçeği burnundaki hoca kardeşlerimiz üstadımızı ziyaret ettiler. Ondan Allah dostundan dua talebinde bulundular. Manevi bir motivasyon oldu. Ve
her şeyiyle, zahiren batinen, her halükarda gelişmiş olarak, geliştirilmiş olarak, çünkü sadece biz vermeyeceğiz. Olayı böyle düşünürsek hocam, işin içinden çıkamıyoruz. Bu sefer tek taraflı, sanki biz eğitici, en güzeli bizde, en doğrusu bizde, bu sefer ayrı bir baskı unsuru devreye giriyor. Bizim alacaklarımız da var. Kesinlikle. Bugün kardeşlerimiz ilk İznik'e geldikleri zaman gördük. Oradaki Türkiye'den olan kardeşlerimizden daha çok, sanki senelerce burada eğitim görüyormuş gibi yeni yoldan gelmişler. Bir sürü yorgunluk var. Ama kalkıp kendileri hizmet ediyorlar. Bizzat gördük, evet. Gördük, biz bizzat gördük. Yani biz bize hizmet etmelerini uygun bulduğumuzdan değil. Ama sevindirici bir olay var. O da nedir? Daha henüz yeni gelmiş oldukları bir ortamda, bir mekanda, daha saatler geçmemiş ve o ortama alışmışlar. Alışmaktan da öte, sanki orayı benimsemişler, ev sahibi bizi ağırlıyorlar. Aradığımız bu değil mi? Kesinlikle. Mesela öyle. Allah'ın yani şeyidir burada, bize vermiş olduğu, onun hikmetinden suali olmaz. Aslında bu kardeşlerimiz yerinde kimler olacaktı? Hindistan'dan 20 tane kardeşimiz geleceklerdi. Fakat o kardeşlerimizi de gene sıraya koyduk. İnşallah. Hatta şu an çok erken olduğu için ilan edemiyoruz ama belki de Allah'ımız Celle Celaluhu bu atılan adımın neticesinde önümüzdeki belki de bir sene içerisinde, bilemiyoruz şu an, tam kesin olmadığı için ilan edemiyoruz ama 50 dönüme yakın bir arazi üzerinde Allah'ımız öyle imkanlar nasip edecek ki belki bir anda tam bir ilim bahçesi kurabiliriz. 250, 300, 500 tane kardeşimiz her sene böyle 7-8 aylık bir dönem gelecek. Bu bahçede hep beraber, dediğimiz gibi sadece vermek değil, beraber alışveriş içerisinde bulunup ümmet artık dertlerini, eğitimlerini, neşelerini paylaşarak gerçek birlikteliğe, ama burası çok önemli, kesinlikle, ehl-i sünnet çizgisinde kavuşmuş olacak. Dolayısıyla bakınız, o amatör de çekilse orada gerek Kur'an-ı Kerim okuyorlar, gerek orada kaside okuyorlar. Bu kardeşlerimiz... Yani o sese kulak verelim. Tabii. Evet. Mesela belki de 3 ay sonra farklı bir görüntüyle çıkacağız karşısına. Zahiri batını farkı görecek kardeşlerimiz. Yani biz bize ait olanı yapacağız. Peki o kardeşlerimizden alacaklarımıza ait görevimizi de yapacak mıyız? Tabii ki yapacağız. Neden? Biz böyle tepeden kuş bakışı insanlara bakarak değil, hizmeti bizim asli görevimiz olarak addederek yapacağız. Bunları o kardeşlerimizden alacağız. Kesinlikle öyle. O kardeşlerimiz nasıl bir saat içerisinde kendilerini misafir oldukları ülkede bir medresede ev sahibi konumuna geçirebilmişler, bu derece edep ve ahlak içerisinde bulunabilmişler ise, işte biz bu ahlak ve edebe münasip bir şekilde ne yapmış olacağız? Bu çalışmalarımızı inşallah ortaya koymuş olacağız. Dolayısıyla aslında İznik'i belki de saatlerce daha konuşacağımız farklı yönleri var ama zannediyorum süremizin de sonuna doğru geldik. O açıdan ben bu kadarla iktifa etmiş olayım. Bu kardeşlerimize tekrar hoş geldiniz diyoruz. 79 milyon adına hoş geldiniz diyoruz. Hocam öyle bitirdiniz ki program da bitti. Öyle mi? Tam toparladınız, noktayı koydunuz. Evet, hani cüz biter sadaka Allah'u altın deriz ya hocam. Evet. Aynen öyle oldu. O halde biz hocam şöyle diyoruz. İşimiz çok. Evet. Gücümüz çok. İşimiz medrese, gücümüz eğitim mi diyorduk hocam? Öyle bir şey diyorduk. Aynen. İşimiz medrese, gücümüz talebe. Talebe. O halde inşallah... işimiz zamanımızdan çok. Bütün dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin birine sebep olacak bu adımları daha hızlı bir şekilde atmak hepimize nasip olur. Amin amin. En kısa zamanda Allah'tan bunu temenni ediyoruz. Hocam inşallah. Bir Ümmetin Renkleri programının daha sonuna gelmiş olduk. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ben size çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza, dilinize sağlık, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Eğer bir Ümmetin Örnekleri programının daha sonuna gelmiş olduk. Sizleri kelamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla ve kelamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.